Kripto varlıklar piyasası. Blockchain East Center Kripto Ekonomi Grubu Koordinatörü Alp Işık bizlerle birlikte. Alp Işık, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi özellikle tabii Bitcoin Kasım ayı zirvesinden %50 kadar aşağı kaymış görünüyor. Dolayısıyla şu an itibariyle hemen hemen tüm coinlerde, altcoinlerde daha da yoğun olmak üzere satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Buralarda beta bir miktar artmış gibi görünüyor. Çünkü aslında normal koşullarda bireysel yatırımcılar ne kadar buraya ilgi alaka gösterirse o kadar yukarı giden bir fiyatlama vardı. Ancak son bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde fonlar da buraya çok fazla girdi. Dolayısıyla oralardaki risk algısı bozulduğunda ister istemez kripto evreninde bundan etkileniyor. Buralardaki dip yolculuğunun acaba neresinde olabiliriz'i bir sormak isterim size. Evet, şimdi aslında kripto paralardaki fiyat akışını yorumlarken ilk kendi içerisindeki gelişmeler ve genel olarak piyasalardaki yaşanan gelişmeler olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalardaki aslında Kazakistan'daki elektrik kesintileri ve orada yaşanan sorunlar sebebiyle mesela madencilik tarafında kripto paralardaki hash rate, işlem gücü, ağın işlem gücünde bir geri çekilme görülmüştü ve çoğu kişi de fiyat düşüşlerini biraz buna yorumlamaya çalışmıştı. Ama şu anda bakarsak mesela tüm zamanların rekoru kırılmış durumunda işlem gücü bakımından tekrar o kayıplar telafi edilmiş durumda. Birkaç tane daha haber var. Rusya Merkez Bankası'nın kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamak istemesi ve onun dışında da aslında SEC'nin MicroStrategy'nin muhasebesini doğru tutmadığını, bu aldığı kripto paraları muhasebe tutarken kendi standartlarına aykırı bir şekilde tuttuğunu belirtti. Hatta MicroStrategy'nin de hisse senetleri %18 civarı düşmüştü ki şirket 124 bin Bitcoin tutuyor. Yani milyarlarca dolar değerinde Bitcoin satın aldığı için de hisse senetlerine yansımıştı bu. Fakat bugün de hani hepimizin de takip edebileceği gibi bu haberlere bağlayarak kripto paralarda özellikle Bitcoin'de ve altcoin'lerde daha ciddi derinleşti satışlar. Buna bağlamamız açıkçası pek de doğru değil. Şu anda Rusya-Ukrayna krizinden dolayı zaten hani bende de bütün gün Bloomberg açıktı. Amerika'daki ve Avrupa'daki borsalarda satışlar ciddi şekilde derinleşti. Kripto paralarda her zaman olduğu gibi aslında çok daha volatil. Hani beklenen şekilde buna tepki veriyor. Biz pandeminin başında ilk o Bitcoin'in 3500-4000 dolarlara kadar geri çekildiği, kurumsal yatırımcıların bu piyasada artık eskisinden çok daha fazla olduğu için de burada da tekrar satış baskısı. Altını da sattılar, hisse senedini de sattılar, kripto paraları da satıp nakite dönmüşlerdi. Ben bunun ileride değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Herkesin düşüncesinin aksine kripto paralar S&P 500 indeksini takip etmeyecek bence ileride. Yani bugün Netflix %20 düştüyse, son 2-3 günde %25 düştüyse Netflix, ben neden gidip Bitcoin'imi satayım? Şimdi mesela Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Piyasalar üzerinde en çok aslında o bir baskı kuruyor. Ama biz şeyi bile bilmiyoruz. Fed kaç defa faiz arttıracak? İşte birkaç gün sonra arttıracak mı? Yıl içinde kaç defa arttıracak? Ne kadar? Yani aslında hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ama Bitcoin tarafında bundan belki 10 yıl sonra, 100 yıl sonrasının bile para politikası belli bir burada enstrüman var. Onun dışında sadece Bitcoin aşağı çakılıyor diye fiyat olarak diğerlerinin de onu takip etmesi, tamam belki dominasyon tarafında Bitcoin buradaki bir ağırlığından dolayı hepsini aşağı doğru çekiyor. Fakat bütün projelerinde Bitcoin'i takip etmesinin ben ileride açıkçası değişeceğini düşünüyorum. Ve insanların yani bunun altın fiyatına, S&P 500'e bakayım, işte Nasdaq bugün negatif açıldı diye ben de hemen koşarak gidip Bitcoin'imi satayım olayının ileride değişeceğini düşünüyorum diyebilirim. Peki burada elbette herhalde fiyatlamanın içerisinde tartışılan şeylerden bir tanesi kripto varlıkların bir içsel değeri olmadığı için, içsel değer derken nakit akımını şu an itibariyle sağlayabilen çok az sayıda proje ve bunların çok az sayıda token'ı var ama değerlemeler çok başka yere gitti. Dolayısıyla biraz daha sanki paralellik kurulan kısım, örneğin işte Goldman Sachs'ın pahalı yazılım endeksi gibi benzer şekilde içsel değerini bugün değil ama gelecekte olacaklar üzerine fiyatlayan varlıklarla biraz daha korelasyon içerisinde götürüyor. Yani işte satışlarının firma değerine oranı çok ciddi anlamda düşük kalmış ya da tersten bakarsak firma değeri satışlarının çok ötesine taşmış olanlarla daha paralel gittiğini görüyorum ben baktığım zaman kripto varlıkların. Bu tema değişebilir mi belirli bir vadeden sonra? Belki bunu sorabilirim. Zaten kripto para tarafında konuşulan konular aslında çok daha fazla değişmeye başladı. Yani ilk işte 10 kripto para, ilk 20 kripto para hangisi arttı düştüden aslında
Olay bundan çok daha farklı yönlere doğru gidiyor. Merkeziyetsiz finans tarafının girmesiyle birlikte hayatımıza oradaki projeler, şu anda en çok konuşulan aslında Metaverse tarafındaki projeler, NFT'lerin bu yıl içerisinde çok daha bir kullanım alanıyla birlikte karşımıza çıkacağı gibi aslında kripto paraların kendi içinde projeler ön plana çıkmaya başladı. Fakat buna sadece fiyat açısından bakacak olursak, işte bunların bir değeri yok, bunlar zaten işte alınıp satılıyor ama arka planda bir şey desteklenmiyor. Bu şekilde bakıldığında aslında sadece borsadaki fiyatlaması üzerine yapılıyor. Yani bir DeFi protokolünün çıkardığı bir token'a sadece fiyatına göre yorum yapmak oldukça yanlış. Onun çünkü bambaşka bir kullanım alanı var. Bankacılık benim burada çok özür diliyorum. Yanlış anlaşılmaması adına çok pardon. Benim yanlış anlaşılmaması adına söylemeye çalıştığım şey içsel değerdi. Yoksa değer saklama aracı olarak bunların hepsinin bir vazife ifa ettiği ortada bu kadar fazla yatırım ve piyasa değerine ulaştığı için yanlış anlaşılma olmaması için onu ekleyerek devam etmek isterim. Yani evet bu zaten her seferinde bu hani eleştiri çok doğru. Bu hala tartışılan bir şey. Yani en basitinden kripto paralarda hala mesela hash rate mi fiyatı takip ediyor, fiyat mı hash rate'i takip ediyor. İşte madencilerin elinde bulundurduklarını ne zaman sattığından tutun da on-chain üzerindeki verilerin yorumlanmasının farklı farklı kişiler tarafından farklı yorumlanması hala devam ediyor. Bu tartışma kısmında aslında hiçbir şey yok. Fakat bir yandan da kripto paralar artık geleneksel piyasalara şu anda bence fazla bağlanmış durumda. Yani bugün şu anda aslında Bitcoin fiyatındaki bu düşüşü, altcoin fiyatlarındaki bu düşüşü yorumlamak için çok da şey bir sebep yok. Çok böyle birkaç tane maddeyi arka arkaya yapabileceğiniz bir şey yok. Bütün piyasalar çökmeye başlamışken elinde kripto para bulunduran kişiler de kendini aslında sağlama almak için, diğer pozisyonlarındaki likide olmamak için aslında bunları satıyor diyebiliriz. Alp Işık çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için.